Kudüs şimdi nerededir? Kimdesin? İsrail. İsrail'dedir. Orası İsrail mi dedir? Müslümanlar mı dedir? Evet. Yani Müslüman olan kimseler Efendimiz mesela orayı kurtarmak mecburiyetinden denir. Evet. Niçin kurtarmıyorlar? Güçleri yetmiyor. Güçleri yetmiyor. Zayıf denir. Ama Müslümanların sayısı tahmini olarak 2 milyara yakın. Yahudilerin sayısı ne kadar? 4 milyon, 5 milyon. Evet. Tamam. 2 milyara yakın 4 milyon. 4 milyon yoktur aslında da. El öyle kabul eder. 2 milyar mı 4 bin mi? Benim için o zaman zayıf değil. Yani demek ki işin içinde bir iş var. Yani onların sayısı o kadardır ama küfür milleti onları ne diyor? Destekliyor. Neyle destekliyorlar? Her türlü şeylerle. Silah veriyorlar, para veriyorlar. Efendime söyleyeyim, dünyadaki Yahudileri evet orayı yerleştirmeye çalışıyorlar. Orayı yerleştirmeye çalışıyorlar. Efendim geliyor senin evini alıyor, benim arsamı alıyor, benim yerimi alıyor. Efendim dünyanın o bir tarafından Yahudi olan bir kimseyi gelip orayı yerleştiriyor. Ay bazen diyor ki, gel seninle anlaşalım diyor. Evimi zorla elinden alıyor. Evimi zorla elinden alıyor. Sonra diyor ki, gel efendime söyleyeyim. Bu evi ne yapalım? İkiye ayıralım. İki odasında sen otur, o bir odalarında ben oturayım. Kabul eder misiniz? Evet. Ama böyle istiyorlar şimdi, böyle yapmaya çalışıyorum. Anlaşalım diyorlar. Evet, geleceksin. Zorla, haksız yere, zulmederek Efendimiz söyle, bana ait olan yeri alacaksın, evi alacaksın. Ondan sonra da efendim o evden bana bir oda vereceksin, diğer odalarda da sen oturacaksın. Bunu herkes biliyor ve herkesin önünde yapılan bir iştir. Ama hiçbir kimse bu zulme, bu haksızlığa karşı nedir? Dur demiyor, dur demiyor. Dolayısıyla dünyamızda bir haksızlık vardır, adaletsizlik vardır. Bunun sebebi de İslam'ın nedir? Dünyaya hakim olmadığından dolayıdır. İslam'ın hakim olmadığı yerlerde insanlar ya zalimdirler veya mazlumdurlar. Yani ya zulmeden kimselerdensin veya zulüm gören kişilerdensin. İslam'ın hakim olduğu yerlerde huzur vardır, adalet vardır. İslam'ın olmadığı yerlerde de her türlü kötülük vardır. Onun için İslam'ın hakim olmasını iman eden kimseler istiyorlar, temenni ediyorlar, çalışıyorlar. Ama öyle ki sen istiyorsun ki yeryüzüne İslam hakim olsun. Temenni güzel, arzu böyledir. Ama nasıl olur? İslam yeryüzüne nasıl hakim olur? Sözler mi? Yok. Yalnız dualar mı? Ne yapmak lazım? Önce ben eğer bir Müslümansam, önce ben İslam'ı kendi nefsime bilmem lazım, kendi şahsıma hakim kılmam lazım. İslam'ı kendi şahsıma hakim kılayım, evime İslam'ı hakim kılayım, iş yerime İslam'ı hakim kılayım, o zaman yeryüzünde İslam hakim olur. Eğer şahsıma, özel hayatıma, evime, iş yerime İslam hakim değilse yeryüzünde İslam nedir? Hakim olması zordur. Müslüman olan kimseler bir an önce toparlanmaları lazımdır. Allah'a dönmeleri gerekir. Tabii bu bir ay içinde veya bir yıl içinde olmaz. Çalışmak lazım, çok çalışmak lazım. Bir ağacı dikiyorsunuz, efendim, bir iki sene sonra ancak ne deniyor, yetişiyor. Veya mahsulunu alıyorsunuz. Müslüman olan kimseler de aynı şekilde efendim, söyleyeyim, o kadar İslam'dan uzaklaşmışlardır ki o kadar İslam'ı onlara düşman yapmışlardır ki birçok kimseler Müslüman oldukları halde Müslüman demekten utanıyor, korkuyor. Yani sanki Müslüman olmak böyle bir suçmuş gibi bir eziklik hissediyor. Halbuki Ömer bin Abdülaziz inna kunna ezelle kavmin fe a'azzenallahu bil islam. Biz yeryüzünde diyor, çok değersiz, çok önemsiz kimseler ediyor.
kunna azalla kavmin fil ard. Bizden daha zelil, bizden daha arka, bizden daha nedir? Zayıf olan kimse yoktur diyor. Fe a'azzen Allahu bil İslam. İslam'da Allah bizleri efendim aziz kıldı diyor. Allah'a inandık, Allah'ın dinine sahip çıktık diyor. Allah da bizlere sahip çıktı. Allah da bizlere yardım etti diyor. Aziz olmak için, güçlü olmak için, değerli olmak için, değerli olan dinimize sımsıkı sarılmalıyız arkadaşlar.